Abi adamlar bir şey yazıyor mesela geliyor buraya diyor ki ya iyi haber yazıyor 750 bin izleniyor nasıl oluyor ya bu ben de bunun gibi izlenmek istiyorum hani repertim senin söylediğin başlık açıklama etiket yok bilmem ne düzen bunlar da hiçbir yok bu adamlar nasıl izleniyor kardeşim? Hepinize merhaba arkadaşlar bugün size birbirinden farklı kanallar üzerinden Oldukça fazla yapılan bir hatadan bahsedeceğim Biraz böyle sohbet muhabbet tarzı anlatacağım videoyu çünkü e, Bugüne kadar çok fazla arkadaşta bu sorunu gördüm Ve bununla alakalı bir video çekmek istedim Çayını kahveni alabilirsin şöyle geriye yazsın bu videoyu izleyebilirsin Ve emin ol Senin için iyi bir yol haritası olacak bu video Çünkü aşırı şekilde emek veriliyor ve sonu hüsranla bitiyor Bu videoyu izle Şimdi arkadaşlar e, Size bir Soruyla başlamak istiyorum diyorum diyelim ki e, Siz Sesinize güveniyorsunuz Tamam mı Oturdunuz böyle arkadaşlarınızla ya da ailenizle dediniz ki ya ben bir e, Single çıkartım yani bir şarkı söylemek istiyorum Tamam şarkıyı da çektiniz cebinizde paranız da var Tamam mı? stüdyoda gittiniz okudunuz Çok da güzel bir şarkı böyle Şimdi Soru şu YouTube'a yüklediniz hani mesele YouTube ise YouTube'dan konuşuyoruz YouTube'a yüklediniz Nasıl izleteceksiniz kendinizi yani bu sorunun cevabı nedir sizde? Çünkü sizi kimse tanımıyor. Bugüne kadar hiçbir platformda yer almamışsınız. Herhangi bir üne yani ün bir fenomen tarafınız da yok. Nasıl izletirsiniz kendinizi? Eğer ee, şöyle söyleyeyim. Bağlantılarınızı düzgün kullanırsanız genellikle bir ağa katılırsınız değil mi? Mesela nette müzik bir ağdır. Ne demek bu? Hakkında kısmında yazdığı üzere yani anlaşmalı müzik yapım firmalarının sağladığı değil mi? İşte müzikleri işte yayınladığımız bir platform burası diyor. Sen buraya girdiğin zaman mesela 22 milyon abonesi var adamın platformun. Daha doğrusu tanınan da biri değilsin. Yani biraz da böyle açık konuşalım. Seni de kimse tanımıyor mahallenden başka. Geldin dedin ki işte örnek veriyorum ben Elo diye biriyim. Ya da işte Kasamam diye bir grubumuz var e, diyelim ki. İşte biz bir e, parça yayınladık bunu siz ağınızda yayınlayın. Ben de insanlar tarafından bilineyim. Sen buradaki aboneyi kullanmış olursun. Bunların yaptığı hizmet bu. Tamam. Ya da basarsın parayı. Tamam. Elinden geldiğince bütün platformları işte Instagram, TikTok, YouTube vesaire her yerde adını duyurursun, gidersin işte yapım firmaları aracılığıyla değil mi? TV'ye kadar reklam basabilirsin. Bu bir yöntem. Şimdi peki bu tarafta ne yapacağız? Şimdi ben oturdum bir gün dedim ki ya ben işte oturuyorum, elime çekirdeğimi vesaire alıyorum. Bunun gibi kanallar açmak istiyorum. Yani Hugo'la gibi, Saniye gibi, Mentor gibi, işte sadece Enes gibi böyle aklıma gelenleri bu başlıklarla yayınlamak istiyorum. Abi adamlar bir şey yazıyor. Mesela geliyor buraya diyor ki ya iyi haber yazıyor. 750 bin izleniyor. Nasıl oluyor ya bu? Ben de bunun gibi izlenmek istiyorum. Hani Repetim senin söylediğin başlık, açıklama, etiket yok bilmem ne düzen. Bunlar da hiçbiri yok. Bu adamlar nasıl izleniyor kardeşim? Böyle bir tepkiyle geliyorlar. Bu da beni sinirlendiriyor açıkçası. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle bu kadar rahat Başlık atabilir hale gelebilir misiniz Evet gelebilirsiniz Yani YouTube'da bu imkansız bir yöntem değil bu adamlar Elbette ki Bir doğrultuda bir Plan dahilinde buraya geldiler ama bilinçli ama bilinçsiz Nedir bu plan Arkadaşlar Bu tarz kanalların ortak özelliğine şöyle bir baktığınızda mesela Hugo'dan girelim Evet videoları çok izleniyor değil mi bakıyoruz böyle istatistiklerine falan işte adam ayda 15 milyon falan izleniyor işte başlıklara bakıyorsun çoğuna göre işte saçma saçma başlıklar diyorsun adam zaten e, bu absürtlük üzerinden yürüyor bilinçli bir şekilde yürüyor ve bu kadar izleniyor ama neyi unutuyorsun şuraya geliyorsun en eski dediğimiz zaman ya bu adam ortalama 6 yıldır platformun içerisinde ve bulunduğu yere gelene kadar inanılmaz bir mücadeleden geçiyor pes etmiyor mücadeleden geçiyor ama niye oynuyor biliyor musunuz kırılma noktası neresi? kırılma noktası önce kendisine bir kitle oluşturuyor. Bu kitleyi oluşturduktan sonra gerek diğer youtuber'larla gerek işte kendi çabalarıyla ne yapıyor? Yavaş yavaş marka ismini yani Hugulayı tanıtıyor. Abonelerini organik bir şekilde topluyor ve YouTube'un gerekliliklerini yerine getiriyor. YouTube'un gereklilikleri nedir? Ondan e, videonun sonuna doğru bahsedeceğim. Saniye aynı şekilde. Adam bugün bir video çekiyor. Bütün şu an Twitch yayıncıları vesaire canlı yayında izliyor değil mi? Bunlar bir patlama e, evresi bunlar için. Ama baktığın zaman hemen şöyle gelelim. En eskiye geldiğin zaman bu adamlar çok eskiden beridir platformun içerisinde arkadaşlar. Bulundukları yerlere kolay gelmediler. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Hepsinin bir tarzı var. Mentor da aynı şekilde hemen geliyorum. En eski diyorum değil mi? Bakıyorum böyle. Bu da yıllardır platform içerisinde. Sadece Enes değil mi? Bakıyorsunuz böyle podcast tarzında. Ee, özellikle gündeme dair biraz sakat kategoride umarım içeri alınmaz e, videolar paylaşan bir arkadaş. Tamam işte yani bugün bir haber sitesi bile bundan daha fazla başlık atıyor ama bunun kadar izletemiyor ya yani bu adam nasıl izletiyor? Hemen bakalım nasıl izletiyormuş yani sadece Enes kendisini nasıl tanıtmış Enes ki dediğiniz zaman arkadaşlar adam platforma giriyor mesela ne yapıyor işte liste Videoları değil mi böyle ilginç aranabilecek Şekilde videolar paylaşıyor önce kendisine bir topluluk oluşturuyor Sonra yavaş 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 ne yapıyor Özelleştiriyor kan kanalını Yani artık rahat bir şekilde başlık atıyor Şimdi buradaki mantığı anladınız değil mi Hepsinin bir geçmişi var Ben ne hatasına düşmemeliyim Arkadaşlar kanal kuruyoruz Kurduktan sonra abi ben diyor Google gibi olacağım Tamam Eyvallah başımızın üstünde yerin var Ol benim paramı da almıyorsun ama Kalkıp da ilk videodan e, sallıyorum bu senin için diye başlık atarsan bulunamazsın. Çünkü seni kimse tanımıyor. Peki ne yapmam gerekiyor? Yapman gereken şey şu. Önce kendine bir tarz belirleyeceksin. Eğer bu adamlar gibi olmak istiyorsan bir kere bu adamları şöyle bir izleyeceksin. Bu adamlar kaynağını nereden buluyor? Nasıl videolar çekiyorlar? Videolardaki tepkileri neler? Ve benzer videolar çekeceksin. Şimdi bazı hatalarımız da şu. Abi ben birebir işte çalıyor gibi de gözükmek istemiyorum. Evet çok güzel bir düşünce. Yani feyz almak farklıdır, çalmak farklıdır. Buna zaten bir sözümüz yok. Tamam mı? Bakacaksın böyle trend. Bu adamlar trendi belirliyor kendi kategorisinde. Sen ne yapacaksın? Trende paralel videolar çıkartacaksın. Yani bu adam buna benzer videolar çekiyorsa sen de kategorini yavaş yavaş buna benzer yapacaksın ki benzer kitleye ulaşabil. Eğer durumun varsa ne yapabilirsin? Reklamla destekleyebilirsin. Ya da diğer sosyal medyaların kuvvetliyse bu şekilde izlenmeni vesaire arttırıp algoritma oynayabilirsin. Aslında burada mesela algoritma oynamak. Ama ama seni kimse tanımıyor. Oturuyorsun böyle videolar çekiyorsun. Atmışsın mesela 50 tane video atmışsın. Abi diyor beni 20 kişi izliyor. Ya seni kimse tanımıyor. Önce burayı arttıracaksınız. Bu aboneyi organik bir şekilde topladıktan sonra her zaman söylüyoruz. Birkaç videomda da örneği var. Gel buraya başlığına. Selamünaleyküm Aleyküm nasılsınız iyi misiniz yaz. Ne kadar abonem varsa onun en azından belli bölümü kadar izletirsin. Ve Algoritmanın istediği gereklilikleri yerine getirilsin. Ha, şimdi gelelim o gereklilik nedir ve bu kanalların zor tarafı neresidir? Şimdi arkadaşlar, birkaç iki tane örnek göstereceğim. Şimdi bakalım, işte shorts şuradan analitik raporlarına geldim. Şimdi bakıyorum, ben neye dayalı içerikler atıyorum? Ben aramaya dayalı içerikler atıyorum. Yani ben aramaya dayalı videolar paylaşıyorum ve bu kişiler işte YouTube platformunda arama yaptığında diyorum ki benim videomu bulabilsin. Ben arama odaklı bir kanalım. Evergreen içerik üretiyorum. Ama bu tarz kanallar nasıl aratıyor? Yani sen kaç kere gelip de arama motoruna bu senin için diye bir arama yaptın. Değil mi? Ya da bu videoda yılan yok. Kaç kere yazdım böyle bir şey? Yazmadım. Peki bu adamlar nasıl bulunuyor? Ha, Şimdi abonesi var. Bu adamlar önerilenme ve göz atma servisleriyle büyüyen arkadaşlar yani önerilen ve göz atma servisleri aracılığıyla büyüyorlar tamam mı? Peki bunu nasıl yapıyor? Mesela ona benzer de bir video getirelim. Şunun gibi. Yani çok aranan bir şey değil. Kanal sayfaları, göz atma özellikleri çok aranan bir konu değil öyle değil mi? Biz gene de aranabilmesi için hani web falan yazıyoruz başla. Düşünün yani. Biz bile belli bir abone de olmamıza rağmen hala bu arkadaşlar gibi davranamıyoruz tamam mı? Şimdi Kanal sayfaları göz atma özellikleri ya da önerilen servislerini çalıştırmak için Öncelikle gereklilik şudur Hemen bu videodan da verebilirim erişime geliyorum Arkadaşlar şuradaki ters piramit gerçekten çok önemli diyor ki bak Şuraya mouse'umu getiriyorum bak tıklanma oranını ve videonun izlenme süresini arttırırsan Ben seni daha fazla insana gösteririm Bunu nasıl ispatlıyoruz Şimdi adamı 1.1 milyon 450 bin abonesi var Bazı videolarına bakıyorsunuz abone sayısını deviriyor, değil mi? mesela 2.3 milyon olmuş Şimdi abone sayısını devirmiş. Ya da diğer arkadaşlara bakıyoruz mesela bunlarda da benzer örnekler var tamam mı? Yani hemen şöyle gelelim en yeniye. Şimdi adamın bir işte 1.5 milyon abonesi var ama 4-5 milyon izleniyor, 10 milyon izleniyor. Nasıl oluyor bu? Abone sayısını nasıl deviriyor? Aranmayan bir konuda. Hah. Hemen geliyorum. Lütfen bu sayfayı dikkate alın. Bu sayfalar önemli. Geldim. Belki birçoğunuz bıktınız ama gerçekten kırılma noktası bu. Şimdi bak algoritma çok basit. Diyor ki sen bir video yayınladıktan sonra son yüklenen videonun performansında iki tane yer önemli ve senin videonu tetikliyor. Hani diyorlar ya benim videomu YouTube göstermiyor. Heh, bak şimdi bu adamları nasıl gösteriyor. Şimdi diyor senin daha yüksek tıklanma oranın olursa yani küçük resmine tıklanma oranı yüksek olursa e benim abonem var organik bir buçuk milyon adamlar zaten tıklıyor. Yüzde 10'u tıklasa 150 bin kişi yapıyor. 150 bin kişi tıklarsa küçük resme ne olur? Bu gerekliliği yerine getiririm. Daha uzun ortalama izlenme süresi olursa ne olur? Yine abonelerim sağlıyor bunu. E, bunu o zaman ikisini e, ben karşılarsam abonelerim sayesinde bu durum videonun önerilenlerdeki erişimini arttırıyor. Yani videoyu patlatıyor. Ha, o zaman neye çıkıyormuşuz? Bu aboneler algoritmanın istediği gereklilikleri yerine getiriyor arkadaşlar da. Böylelikle algoritma uygun bir şekilde ne yapıyorlar? Videoları patlama gösteriyor. Ha, o zaman arkadaşlar şöyle bir toparlayalım. Daha sonra e, videomuzu kapatalım. Önce kendimizi büyüteceğiz. Belirli bir sayıya kadar arama ya da önerilene dayalı içerikler üretmelisiniz. Eğer çok maddi durumunuz ya da çevreniz yoksa. Çevreniz ya da maddi durumunuz varsa başlarsınız reklamı. Ya da örnek veriyorum Saniye'yi tanıyorsanız. Değil mi? Ya da Hugo'yu tanıyorsanız. Gidersiniz dersiniz ki abi birlikte bir video çekelim. Bu olur. Buna bir sözümüz yok. Hemen 3-5 videoda ünlü olabilirsiniz. Tamam. Ama bunun dışında önce ne yapacaksınız? Kendinize şöyle bir tarz belirleyeceksiniz. Eğer bu tarza yakın hissediyorsanız kendinize, bu arkadaşlara benzer içerikler üretmeye başlayacaksınız ve değmeye çalışacaksınız. Tarzınızla, kendi tarzınızla yavaş yavaş abone toplayacaksınız. İsterseniz bunu bu arkadaşların başladığı yol e, gibi yapabilirsiniz. Yani bu arkadaşlar hep böyle fark ettiyseniz, çoğu bazıları oyundan gelmiş, bazıları liste videolarından gelmiş vesaire. Siz de böyle kitlenizi büyüttükten sonra sonra yavaş 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 ne yapacağız? başlıklarımızı özelleştirebiliriz. Artık çünkü benim diyelim ki 100 bin abonem var. Bu 100 bin abonem de organik ve topladım. Topladıktan sonra çok rahat bir şekilde kafama göre başlık atabilirim. Ve aklıma gelen konuları yavaş yavaş çekebilirim. Ha, kalkıp da sakın şöyle bir hataya da düşmeyin. Çünkü biz bir şey söylüyoruz anında uygulayan arkadaşlar var. Teşekkür ediyorum güveniyorlar. Adam oyun kanalı mesela tamam mı? Gameplay üzerine gelmiş böyle. İşte 100 bin abonesi var. Aa evet diyor gidiyor kendi tarzına bir video çekiyor. Hayır Hayır yavaş yavaş olacak. Baktın ki eğer mevcut kategorinin karşılamıyorsa bunu yeni kanal aç kardeşim. Mevcut kanalınızı bozmayın. Ama buradaki mantığı anlatmak istedim. Çünkü gerçekten çok arkadaş emek veriyor. Ama bu işin nasıl olduğunu bilmiyor. Yani bu e, videolarda da algoritma nasıl çalışıyor. Biraz önce size gösterdim. Gereklilikleri yerine getiriyor. Ve videolarınızın patlamasını sağlıyor. Yoksa tanınmayan biriyseniz ya da aramaya dayalı bir içerik atmıyorsanız vesaire ne yapıyormuşuz? Bu iş o kadar kolay değilmiş. Kötü tarafı buymuş. Ara verdiklerini düşünsenize. Hiçbiri aranan videolar değil. Tamam. Hiçbiri aranan videolar değil arkadaşlar. Bu kategori o kadar kolay değil ama imkansız da değil. Yani size nasıl bu kadar izleniyorlar? Kırılma noktaları nelerdir? Neye dikkat etmeliyim? Elimden gelince bunu anlattım. Her pazar onu da söyle buraya kadar izleyen varsa yani dayanabildilerse 11-12 dakika çünkü malum sıkılıyor insanlarımız. Her pazar akşam saat 9'da Süper Pir'de canlı yayın açıyoruz abonelere özel. Bunu çok sordukları için söylüyorum. Yoksa biliyorsunuz abone olun, like atın, bilmem ne hiçbir şey söylemem ben. Elimden gelince böyle videolar çekmeye dayanabildiğim kadar devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay arkadaşlar.